Turgay Güler Balıkçıdaki sobanın borusunu görecektiniz. Kardır yar, yoldur kapanır, balık tır genir, yapılır. Beyimizin yaklaşımı bu. Otobüstür bozulur, belediyedir borçlanır. Ne var bunda? Ne diyor? 3-5 akte evvelin gündemi değiştirme çabasına hiç alet olmadık biz, işimize baktık. 3-5 aklı evvel diyerek aşağıladığının 16 milyon İstanbullu olduğunun farkında değil sanırım. Ajans yazmış 3-5 satır vermiş eline o da okuyor. Alet olmamış işine bakmışmış. İş nerede? Balıkçıda. Başka? Cenevre'de. Bir elinde cımbız bir elinde ayna umrunda mı ki dünya? Oh maşallah size. Yamanı Cenevre'ye göndermiş. Kayak tatili yaptırıyor. İstanbul'a böylesine kar yağacağını bilse Cenevre'ye kadar gider miydi? Ne diyor Beyimiz aniden bastıran kar. Yuh artık. Nesi aniden? Meteoroloji valilik günlerdir uyarıyor. Dünyadan haberleri yok. İstanbullu yollarda mahsur kalmış, millet perişan olmuş, evlerine gidememiş. Hal böyleyken sen balıkçıda sefa sür. Sonra da ne var bunda de. Yahu ne var bunda olsaydı paralı trollerin, besleme sanatçıların, fonladığın gazetecilerin balıkçıdaki o fotoğrafı yalanlamak için haysiyetlerini, şereflerini, onurlarını satar mıydı? Eğer öyle olsaydı sözüm ona koca koca sanatçılar utanın diye söze başlayıp eski bir fotoğraf üzerinden sevgili çok kıymetli biricik başkanımıza operasyon çekiyorlar yalanına sığınırlar mıydı? Trollerin balıkçıdaki sobanın borusunu görmeyip atkılı montlu adamları hiçe sayıp içeride kısa kollu bir herifin tişörtü üzerinden bu fotoğraf yazın çekilmiş diye orasını burasını yırtar mıydı? Cenevre'de tatil yapmak matah bir şey olsaydı yamağın çıkıp da özel hayatımızın gizliliği der miydi? Balıkçıdaki yemeğin faturası 50 bin lira civarındaymış. Cenevre tatilinin fiyatını bilen yok. Sahi Cenevre tatilinin faturası nasıl ödenecek? Tuz ihalesi iptal edilmiş hesabını kim verecek? İlçe belediyelerine tuz yerine kum vermek de nedir? Bir tek icraatı yok. Ya ne var? Şov var. Demogeji var. İş bilmezlik var. Çapsızlık var. Beyimizin eleştirilere de tahammülü yok. Neymiş? Cumhurbaşkanı olacakmış. Eee? Bu yüzden saldırıyorlarmış. Bak sen. Beyimizi de şöyle kandırıyor yamakları. Efendim size ne kadar saldırılarsa o kadar büyürsünüz. Millet salak ya. Aklı evvel ya. Yer numaranızı. Hiç aklıma gelmez ama oldu. CHP'liler bile isyan etti. Algıyla da bir yere kadar. Ve son bir not. Hepsini geçtim de şu sanatçı tayfasının rezilliğine nasıl içim yanıyor bilemezsiniz. Ne hallere düştüler. Rezil kepaze oldular. Değer miydi yahu? Bu kadar alçalmaya, haysiyetinizi, onurunuzu, şerefinizi ayaklar altında beş paralık etmeye değer miydi? O sobanın borusunu da mı göremediniz? Sanırım gördünüz de ama artık çok geçti değil mi?